Türkçel TV Radyo Klas Yörük FM ortak yayınında yine birlikteyiz sayın izleyiciler ve tabii ki dinleyicilerimiz. Efendim malumunuz Cumhur İttifakı'nda Büyük Birlik Partili adaylar da var ve stüdyo konuğumuz Ali Keser AK Parti Mersin Milletvekili adayı olarak şu anda karşımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ tabii, olun. Tabii yani kamuoyu aslında sizi tanıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısınız. Evet. Ve şu anda da AK Parti saflarından milletvekili adaysınız. Ama tabii ki tanımayanlar da vardır. Hem televizyon hem de radyo dinleyicilerimiz için. Buyurun kendinizi öncelikle bir tanıtın efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ali Keser ismim. 1948 Kayseri Bünyan doğumluyum. Arkasından da aslında ben Kayseri Bünyan doğumluyum diyorum ama beni Ankara'da Mersinli bilirler. Sebebi de Mersin'de 15-20 sene kaldım ve siyasetin esas önemli kısmı da Mersin'de yaptığım için Mersinli bilirler. Kayseri'den ortaokulu bitirdikten sonra ayrıldım Bünyan'dan. Lise son sınıftayken Kayseri Lisesi'nde o zaman Komünizmle Mücadele Dernekleri vardı. Ben onun üyesiydim. Lise öğrencisiydim. Yani siz bir yerde 68 kuşağının temsilcisisiniz. Evet. Yani temsil ettiğiniz aslında şey o. 68 kuşağı. Evet ama şöyle. O zaman 65-66-67'li seneler. Evet. Lisede okuduğum sıralar. Ben lise son sınıfta Komünizmle Mücadele Derneği üyesi olduğum için tanınıyordum. Yani mesela o zamanlar Kıbrıs için yürüyüşler yapıyorduk. Bazı Türkiye dışındaki, yurt dışındaki Türklerle ilgili çalışmalar yapıyorduk, yürüyüşler yapıyorduk. Ve onun üzerine müdür de biraz şeydi yani komünistti daha doğrusu. Müdür beyle takıştık. Takışınca bizi okuldan attı. Dedi, yani bir yerde siyaseten mağdur olan. Evet, ilk mağduriyetimiz orada mağduriyet başladı. Mağduriyet oradan başlamış. Lise son sınıfta nereye gideceğim okuldan atıldık. Babam o zaman Keban Barajı yeni yapılıyordu işte. Keban Barajı'nda orada çalışıyordu. Dedik babam orada biz de oraya gidelim Elazığ'da liseyi bitirelim dedik. Son sınıfı Elazığ'da okudum ve Elazığ Lisesi mezunuyum. Ve bir kısım arkadaşlar da beni Elazığlı bilirler orada da bir hayatım geçti. Yani böyle işte 3-4 vilayette benim ömrüm geçti. Neyse liseyi bitirdikten sonra 68 senesinde Ankara'ya gittim. Ankara'da tabii gittik üniversite öğrencisiyiz. İnşaat mühendisliğine girdim. Orada okurken siyasetin daha da geniş yönlerini tanıdık. Daha değişik yönlerini tanıdık. O zaman 67'de daha doğrusu 65 senesinde ben lisede okurken Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin de aynı zamanda içerisindeydim. Sebebi de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ilçe başkanı Bünyan'da benim amcamdı. Ondan dolayı siyasete başlamıştım. Lisede de bu çalışmalar yapılıyordu. Çok yönlü. Hem Komünizmle Mücadele Derneği hem EKMP böyle çalışmalarımız vardı. Ama Ankara'ya gittiğim zaman gördüm ki siyasetin içine girdik yani. EKMP'den sonra biz daha değişik dernekler tanıdık. 67'de Genç Ülkücüler Teşkilatı'nın ilkleri arasındayım. Evet. 68'de üniversiteye başladık. Ülk Ocakları'nın ilk kuruluş seneleri orada bulundum. 69-70 senesinde Ülkücü İşçiler Birliği'nin ilk kurucuları arasındayım. Yani şimdi Sayın Keser biraz özetleyecek olursak dava adamısınız. Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi. Ben ilk andan itibaren Büyük Birlik Partisi serüveni. Çünkü siz genel başkan yardımcısınız. Çok önemli bir mevki. O nasıl başladı? Sayın Yazıcıoğlu ile zannedersem bir yol arkadaşlığı da burada söz konusu. Şimdi ben 68'de işte üniversitede 69'da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ismini aldı. Adana'da yapılan kongreyle Milliyetçi Hareket Partisi ismini aldı. O günden beri ben 92 senesine kadar Ülkücü Hareket'in içerisinde mücadele ettim. Ve ben hala da ülkücüyüm. Ben hiçbir zaman fikrimi değiştirmedim. Nefsane hesap içerisine de girmedim. Her zaman da gururla, şerefle söylerim.
Ben İlahi Kelimetullah için Nizamalem davasının peşinden giden Türk İslam ülkücüsüyüm. Kısaca benim özetim budur. 92 senesinde ben rahmetli Muhsin Başkan'la, o da 87'de cezaevinden çıktıktan sonra genel sekreter yardımcısı olmuştu. Temaslarımız yine devam ediyordu. 92 senesinde bazı rahatsızlıklarımız oldu bizim. O zamanlar bilirsiniz çekiç güç vardı. Bir de DYP-SYP hükümetinin güven oylama meselesi vardı. Biz görüşmelerimizde SYP'nin içerisinde PKK'lılar olduğu için onlara güven oyu vermeme üzerine karar aldık arkadaşlar kendi aramızda. Fakat Başbuğ Türkeş verelim dedi. Güven oyu verelim dedi. Orada bir çatlak meydana geldi. Biz vermek istemiyorduk. Arkasından da çekiç güç PKK'ya Güneydoğu Anadolu'da lojistik destek sağlıyordu. Biz bunu tespit ettik, biliyorduk. Helikopterlerden battaniye atıyorlardı, yiyecek atıyorlardı, gıda maddeleri atıyorlardı. Ve çekiç gücün de 6 ayda bir uzatılan süresinin uzatılmaması gerektiğini söylemiştik. Türkeş de tamam bir kere daha verelim güven oyu, ondan sonra vermeyiz dedi ve o uzatmada da verdik. Fakat öbür 6 ay gelince biz artık tamam dedik. Artık güven oyu verilmez. Çekiç gücünün gitmesi lazım. Onun üzerine sıkıntı daha da arttı. Neticede 92 senesinde biz bazı fikri ideolojik sebeplerden dolayı Muhsin Başkan'la beraber ve bazı arkadaşlarla beraber ayrılmak durumunda kaldık. 93 senesinde de Büyük Birlik Partisi'ni kurduk. Büyük Birlik Partisi'nin ben kurucusuyum ve kurucu Mersin İl Başkanı'yım. Mersin'de Büyük Birlik Partisi'ni kuran, kurucu il başkanı yapan kişiyim. Arkasından 94 senesinde belediye başkanı adayı oldum Akdeniz bölgesinden. Ve 95'ten sonra da Ankara'ya tekrar gittim. Evim buradaydı. Ankara'da iş hayatım, benim şirketim vardı. O şirketle ilgili bazı sıkıntılar vardı. Onları düzelttik. Onların çalışmaya başladı. Gidip geliyordum Mersin'e. Rahmetli Muhsin Başkan, ben her gün partiye gidiyordum ama bir gün karşılaştığımızda dedi ki, vallahi ayıp ediyorsun dedi. Hayrola başkanım dedim. Dedi hiç dedi ilgilenmiyorsun dedi. Partiyi kurduk dedi. Başkanım her gün partideyim dedim. Ben ofisten çıkarım dedim. Muhakkak buraya uğrarım. Hayır öyle değil dedi. Görev alacaksın dedi. Ben teşkilatı sana emanet edeceğim dedi. Onun üzerine tekrar biz Muhsin Başkan'ı kıramazdık. Onun söylediğinde bir hikmet var dedik. O muhakkak bir şey düşünüyor derdik. Tamam başkanım ne emrederseniz o olur dedim. Öyle tekrar görev aldık. Evet. Disiplin kurulu üyeliği yaptım. Arkasından Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptım. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Teşkilat Başkan Yardımcılığı yaptım. En son Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptım. Şu anda da Genel Başkan Yardımcısıyım. Evet. Şimdi efendim tabii Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'na girdi. Yani bir yerde Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Büyük Birlik Partisi bu seçimlere Cumhur İttifakı olarak katılıyor. Yani böyle bir ittifakın içerisinde Büyük Birlik Partisi'nin yer almasının nedeni nedir efendim? Yani hangi şartlar sizi bu noktaya getirdi? Vallahi ben şunu önce söyleyeyim. Bizim geçmişten biraz önce Sayın Şehit liderimiz Muhsin Başkan'la ilgili bazı konular anlattım. Background'u var. Ondan biraz geriye döneyim, oradan geleyim. Buyurun. Şimdi Muhsin Başkan bu SYP-DYP hükümetine güven oyu vermeme, çekiç güç meselesi, onda çekiç gün gitmesi. Arkasından Refah Yol Hükümeti'ne 95'te biz destek verdik mesela. Arkasından 28 Şubat'ta tek yiğit ses, Allah rahmet eylesin, Hasan Celal Güzel de destek verdi. Muhsin Başkan o zaman çıktı tanklar yürürken aynen şunu söyledi. Namlusunu millete doğrultmuş tanka selam durmam dedi. O askere de selam durmam dedi. Bu yiğit ses kesinlikle dikkate alındı ve Allah rahmet eylesin Hasan Celal Güzel Bey de destek verdi. Onun da emekleri vardır dik duruşta. Ve oradan dik duruş devam etti. Arkasından 2007 senesinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimine bir sıkıntı oldu. Mecliste bir 367 krizi meydana geldi. Çoğunluk mecliste katılacak çoğunun 367 olması gerektiği
fikri bu uzadı. Orada da mesela Muhsin Başkan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e adaya destek verdi. Onu desteklemek için mücadele etti yani. Bizim geçmişimizde milli İslami hassasiyetlerde, milli İslami konularda duruşumuzu her zaman gösteririz. Muhsin Başkan her zaman da bunu söyler. Biz dik duracağız, doğru söyleyeceğiz, düz yürüyeceğiz. Bunu her zaman söylemiştir. Onun arkadaşları da aynı çizgi üzerinde devam etmektedirler. Şimdi biz neden bu ittifakın içerisinde olduk? Muhsin Başkan İngiltere'ye gittiği zaman en son davetli olarak İngiliz meclisinde bir soru soruluyor. Soru da Türkiye ile ilgili bir soru. Diyorlar ki işte Türkiye ile ilgili şu konuda ne düşünüyorsunuz diyorlar. Şöyle şöyle Türkiye'nin yaptığı, hükümetin yaptığı şu konularla ilgili ne fikriniz ne diyor. Oradaki cevap zaten dünyanın duyduğu ve bizim de uyanmamız gereken bir cevap. Ben ülkemin meselesini yabancı bir mecliste konuşmam diyor. Ülkemin meselesini kendi meclisimizde konuşur tartışırız diyor. Zaten Dünya İstihbarat Teşkilatları tarafından mimlenmiş bir Muhsin Yazıcıoğlu orada tekrar kendini gösteriyor. Ve ondan sonra kesinlikle bizim tahminimiz bütün istihbarat teşkilatları Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'de Milli Direniş Hareketi'nin lideri olabilecek adam. Onun için dikkat edelim. Bunu kesinlikle birbirlerine söylüyorlar. Yani bu suikast, yani nihayet sizler daha yakın analiz edebiliyorsunuz. Hala pek çok soru var. Yani cevaplanması gereken pek çok soru var. Siz olayı nasıl değerlendirdiniz? Yani Sayın Yazıcıoğlu'nun... Mesela işte ben oraya geleceğim. Buyurun. Şimdi İngiltere'deki bu... Orada mı hedef alındı? Hayır bak. Milli Diriliş Hareketi'nin... Kosova'nın bağımsızlığı... Başlatacak lider olması... Hayır, Türkiye herhangi bir şekilde... Onu hedef haline getirdi. İşgale uğradığı zaman, yani emperyalist ülkeler Türkiye'yi bir işgal altına, aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 7 düvel üzerimize gelmedi mi? Evet. Tekrar herhangi bir şekilde Türkiye'yi bölüp parçalama durumunda, Türkiye'yi işgale yeltendiğimiz anda milyonları arkasında sürükleyecek kimdir? İşte o zaman kafalarına o dank dedi. Muhsin Yazıcıoğlu milyonları arkasından sürükleyebilir. Milli duruş olan bir kişidir dendi. Kosova'da bağımsızlık ilan edilmeden önce Kosova'ya gidip örgütleyen, Kosova'da bağımsızlık hareketini başlatan ve Kosova'nın bağımsızlığında bir numaralı etkisi Muhsin Yazıcıoğlu'ndur. Çahar Dudayev'le Kafkasya'da buluşup Kafkas meselesini görüşen, oradaki Kafkas Çeçenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Kesinlikle Mustafa Cemiloğlu, Kırım Türkleri ile ilgili o mücadelesinde ona destek olan kişi Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Kelbecer Ermeniler tarafından işgal edildiği zaman nakliye uçağıyla gidip Ebulfez Elçi Bey ile cephede buluşan odur. Bunlar dünya istihbarat örgütlerinin dikkatinden kaçar mı? Böyle bir kişi ve aynı zamanda da İngiltere'nin meclisinde böyle bir konuşmada böyle bir cevap veriyor. Bu kişi mimlidir. Emperyalist ülkelerin mimlediği kişidir. Şehadetinde de işte bazıları diyorlar ki ya Muhsin Yazıcıoğlu kimdi ki diyorlar. Ya zaten %1'lik, 2'lik oy alan bir partinin genel başkanı. Bunu niye öldürsünler ki? İşte onu öyle diyenlere bu misalleri veriyorum. Niye öldürmelerinin gerektiğini. Cenazesinde Muhsin Başkan'ın bunu emniyet müdüründen aldığımız rakamdır. 3 milyon 600 bin kişi var. Biz önce dedik ki 1,5 milyon kişi var dedik. Veyahut da 2 milyon civarında kişi var dedik. Emniyet müdürü dedi ki sizin göremediğiniz dedi. Burada Mithat Paşa Caddesi dolu. Meşrutiyet dolu. Kocatepe'nin her tarafı dolu. Caddeler dolu. Siz bunu görüp 1,5-2 diyorsunuz. Ama dedi oradan defnedileceği Taceddin dergahı da dolu. Oraya giden yollar da dolu. Siz onu göremediniz dedi. Çünkü biz havadan helikopterle çekeriz ve metrekare hesabı yaparız dedi. Şimdiye kadar Türkiye'deki cenaze törenlerinin en kalabalığı dedi. Peki tamam. Bir ilgi var. Yani Sayın Rahmetli Yazıcıoğlu'na bugün de bir ilgi var. Bugün de rahmetle, sevgiyle anılıyor. Yani nihayetinde. Ama niye bu ilgi sandığa bir türlü yansıtılamıyor? Yani burada ne yanlış, giden ne var? Şimdi şöyle, tabii siyasette sempati alanı geniştir rahmetli. Zaten onu da zaman zaman bazı yerlerde
sitemle de vatandaşla konuşurken de söylerdi. Yani seviyorsun, seviyorsun ama oy da vermiyorsunuz falan. Rahmetli Bölükbaşı'nın dediği gibi o miting alanı çok dolu falan demiş. Başak iyi de dene vermiyor demiş onun hesabı. Şimdi Bölükbaşı gibi sitem ederdi rahmetli. Onu da Allah'ın takdiri derdi. Millet demek ki bunda da bir sebep var. Allah'ın zamanını biz ayarlayamayız kardeşim. Allah ne takdir ettiyse, ne zaman takdir etse olur derdi yani. Şimdi biz o alamama sebebi şuna da bağlıyoruz. Hakikaten biz senelerden beri hakikaten bizim mağduriyetimizi insanlarımız bilmiyor. Biz hala hazineden falan yardım, devlet bize yardım ediyor sanıyorlar. Biz nasıl 25-26 senedir partiyi ayakta tutuyoruz biliyor musunuz? Aidatlarla, orada Merkez Karar üyelerinin verdiği aidatlarla o partinin 50 bin lira gideri var her ay. 50 bin lira gideri biz arkadaşlar karşılarız. 26 senedir bu böyle devam eder. Tabii ki yorgunluk, bıkkınlık, bizim zenginimiz az. Evet. Onun için de kesinlikle bunun etkisi var ve hazineden de bir kuruş yardım almıyoruz arkadaş. Bunu da söyledik ya dedik. Şu anayasaya göre hakça adaletçe seçimlere katılan partilere verilen hazine yardımını bize de verin dedik. Tamam he dedi zaman zaman değişik zamanlarda vermediler. İnşallah bundan sonra olur bir yani, şey getirir. Şimdi yıllarca milliyetçi seçmen diyelim. Aslında herkes milliyetçi tabii de. Ama böyle yok, herkes milliyetçi değil. Ya nihayetinde yani herkesin tabii ki farklı düşünceleri var. Öyle isimlendirelim. Bir türlü beraber olamadı Milliyetçi Hareket Partisi ile Büyük Birlik Partisi mesela. Zaman geçti. Tabandan ciddi anlamda bazen de birleşme, değil mi efendim? Birleşmeye dair de mesajlar da verildi ama gelinen noktada Cumhur İttifakı'nda beraber oldunuz. Yani nihayet. Şimdi... bu baki bir beraberlik mi yoksa seçimden sonra yine yollar ayrılır mı? Vallahi şunu söyleyeyim. Rahmetli Muhsin Başkan biz ayrıldığımızdan sonraki zamanlarda zaman zaman dertleşir konuşurken derdi ya bu ayrılık ülkücülerin ayrı ayrı yerlerde olmalar. Biz şeyle oldu. Hatta Muhsin Başkan o ayrılışta bazı bilinmeyen şeyler de var. Ülkücülerin birbirlerine girmemesi arzusunda. Kavga ortamı doğacaktı. Ülkücüler birbirine öyle bir ortam da hasıl olmuştu. Bu ayrılık da esas ülkücüler birbirine zarar vermesin, toplumda da bu böyle görülmesin diye ayrılmakta mecburiyetinde kaldı. Yani öyle isteyerek, severek de bir ayrılma değildi o. Öyle bir ayrılma değildi. Fakat sonradan da zaman zaman Devlet Bahçeli benim 53 senelik arkadaşım. Sayın Devlet Bahçeli kesinlikle bu tip şeyi de istiyordu. Fakat niyeyse ben de bizden yana bir şey yoktu. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, ülkücülerin bir araya gelmesiyle ilgili çoğu zaman beyanat vermiştir. Artık gün bugündür. Bugün değilse ne zaman diye devamlı beyanat vermiştir. Fakat kısmet olmadı. Belki de Allah'ın takdiri öyle olmasında da bir fayda vardı. Şu anda da biz neyde birleştik? Hakikaten bak, şu anda geçmişteki tartışmaları, muhalefet birbirimize muhalefet duruşlarımızı bir tarafa bıraktık. Ve bir yerde buluştuk. Nedir? Bizi bir araya getiren nedir? İşte devletin bekası konu olduğu zaman ülkücüler için her şey teferruattır. Şimdi o zaman 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrası. Yani Türk siyasetine baktığımız zaman 15 Temmuz bir kırılma. Sonrası ve öncesi değil mi var? Gerçek. Şimdi sonrası, öncesini biraz önce görüştük, konuştuk zaten. Sonrasına baktığımız zaman partilerde farklı bir yakınlaşma ortaya çıktı. Yani o siyasetin kavgacı uslubu yani özellikle sağ tarafta bir kenara bırakıldı. Biraz daha böyle birbirine yakınlaşma güç birliği yapma olgusu meydana geldi. Şimdi bana oraya geliyor benim. Siz 15 Temmuz darbe girişimi nasıl değerlendirirsiniz? Yani orada ne oldu ve sonrasında tabii ki Büyük Birlik Partisi Ya Kemal Bey öyle bir sorular soruyorsunuz ki sorular hemen 2-3 cümleyle anlatılacak şeyler değil. Hakikaten güzel soru soruyorsunuz. O sorunun da background'u var. Yani oralardan başlamak mecburiyetindeyim. Buyurun efendim. Buyurun. Zamanımız var. Tamam o zaman. Buyurun. Şimdi bu 15 Temmuz'a ben hiçbir zaman darbe demedim. İhtilal falan demedim. Türkiye'nin işgal hareketinin başlaması dedim. Türkiye'yi işgal edecek, etmek isteyen güçlerin hareket başlatması dedim.
Kesinlikle bu böyledir. Mesela 1950 seçimlerinden sonra Menderes iktidar oldu. 1960'dan sonra Demirel, 1980'den sonra Özal, 2002'den sonra da Sayın Erdoğan başa geçti. Hiçbir zaman iktidara gelmiş fakat milletten yetkilen siyasiler vesayetçi sistemi ortadan kaldıramadılar. Bunlar bizim sıkıntılarımızdı. Bunu da dünya devletlerinin hepsi biliyor, onların da parmağı vardı. Her seferinde biz hafif bir kendimizi toplayacağımız zaman 50'den sonra 60, 71 muhtırası, 80, arkasından 27 emuhtıra. Dikkat ediyorsanız bak, Muhsin Yazıcıoğlu kendinin olduğu alanlarda kimden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın darbelere hep karşı olmuştur. 28 Şubat'ta da kendini gösterdi. 27 Enisan muhtırasında da o yiğit sesi kesinlikle ordunun yaptığı yanlıştır, kendisine gelmesi lazım geldiğini söyleyen kişidir Muhsin Yazıcıoğlu. Fakat bu 15 Temmuz apayrı bir şeydir. 15 Temmuz'un background'u vardır. Kuzey Amerika Kürt Kongresi yapıldı 80 senelerde. Orada alınan kararlar neydi? Orada alınan kararlar kesinlikle Kürtlerin olduğu bölgelerde onlar desteklenecek. Eyalet veyahut da federasyon veyahut da devletleşmeleri sağlanacak. Bunlara büyük destekler verilmesi lazım diye kararlar alındı. Her sene yaptıkları toplantılarda bu kararlar gündeme getirilir. Daha nasıl destekler verilecekleri falan düşünülür, söylenilir. Arkasından González Rice vardı biliyorsunuz, Dışişleri Bakanı. Hı hı. Açıklama yaptı. Orta Doğu'da haritalar değişecek. Buna Türkiye de dahil dedi. Ve haritalar değişecek, Türkiye de dahil dedikten sonra Amerikalı albayın hatırlarsınız elinde Türkiye'nin bölünmüş haritası tespit edildi. Hı hı. Bizim herhalde istihbarat teşkilatlarından biri, MIT'ten birisi tespit etmiş onu Amerikan albayın elinde. Güneydoğu Anadolu'sunda Kürt devleti kurulmuş vaziyette harita. Şimdi bak, hep Türkiye üzerinde geçmişten beri oyunlar oynanıyor. Türkiye bölünüp parçalanmak isteniyor. Ve ne oluyor? Kim dik duruş gösterir, kim farkına varır, kim onların hoşuna giden şeylerin dışında hareket yaparsa engelleniyor. Her zaman böyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceleri Amerika'ya güvendi. Avrupa'daki Avrupa Birliği ülkelerine niye? Stratejik ortak, birlik beraberlik, NATO üyesiyiz. Onların söylediklerine güvenmek durumunda kaldı, güven. Fakat onların sahtekarlıklarını, yalanlarını, onların kesinlikle hesap kitap içerisinde olduklarını tespit etti. Yavaş yavaş bu tespiti yaptıktan sonra milleti de uyandırmaya çalıştı. Millete de yavaş yavaş bilgiler aktarmaya başladı. Bu sırada zaten biz bunu, ben 10-15 seneden beri söylediğim şeydir. Kesinlikle FETÖ Amerikan planıdır. CIA'nin örgütlediği, yönlendirdiği bir plandır. 170 tane dünyadaki okulda açılan okullar Amerikan menfaatlerine çalışan, Amerika'nın lobileri tespit etmesi, lobi oluşturması ve oralardan kendilerine istihbarat ajanları tespit etmek için ve kendi kültürlerini oralara aktarmak için yaptıkları bir proje. Bu kesin, ben bunu 15 senedir söylerim. Tespitlerim var ve dedim ki Amerika kendine faydalı olmayan, kendi menfaatine olmayan kişilerle hiç umursamaz, bir mendil gibi atar. Hiç dinlemez yani, onu öyle kral gibi yaşatmaz. Ne oldu? Neticede Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı şeyleri fark edip onlara direkt artık dirsek göstermesi, onlardan hafif uzaklaşıp Türkiye'nin güçlü bir devlet, milli devletin, güçlü iktidarın kurulması için artık faaliyetlere başlaması, kendi ekonomide olsun, siyasi, her şeyde ya onları tedirgin etti. Ve neticede de 15 Temmuz, Allah bize yardım etti. 15 Temmuz'da kesinlikle onların planladığı gibi 3'te olsaydı, deşifre edilmeseydi, bu duyulmasaydı, onlar da lan deşifre olduk biz, tek tek toplanacağız, onun için erken de olsa yapalım bunu demeselerdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Hande Fırat'la konuşmasından sonra sokağa davet etmeseydi, şu anda Türkiye iç savaştaydı. Şimdi orada kesinlikle Türkiye iç savaştaydı ve hiçbir zaman
biz 50 sene geriye gidecek iç savaşa girerdik. Evet. Şimdi ve yani şimdi bunlar hep buradan... şöyle bu geriden bakacağız. Geriden geldiğimizde Türkiye üzerinde oynanan oyunlar burada olgunlaştı. Tamam yapabiliriz. Ama Türkiye işgal hareketi başlatabiliriz dedikten sonra işte böyle oldu. Sayın Keser, yani 1992'ydi zannedersem rahmetli Erbakan'ın bir konuşması vardı. Suriye karışırsa bilin ki sıra Türkiye'ye geliyor demişti. Zannedersem herhalde Amerika'nın Türkiye bağlamındaki düşüncesini o artık nerede hazırlandığı bilinmiyor ama bölme senaryoların daha doğrusu kurgulandığını Suriye'deki iç karışıklıklarda, iç savaştaki Amerika'nın rolüne bakarak mı çözümleyebildik? Yani biraz daha orada belirleyici mi oldu Suriye? Gene biraz bu sorunun üzerine biraz geriye döneceğim. Kemal Bey bak, her devletin, milletin bir emeli, ideali vardır. Evet. Yunanlıların bir Megole ideası vardır. Nedir bu Megole ide? Tekrar Anadolu'da Bizans'ı ihya etme. İstanbul'un ismini değiştirme, yine eski haline getirme. Şeyin ideali nedir? Siyonistler, İsrail'in ideali nedir? Büyük İsrail projesi. Yani, vaat edilmiş topraklara gitmek için arz-ı mevut denilen ideal. Evet. Nedir arz-ı mevut? Nil'le Fırat Havzası'nda devlet kuracaklar, İsa Mesih oraya inecek. Buna inanmış. Adam bu benim idealim, emelim, hedefim diyor. Evet. Rusya ne yapmış? Sıcak denizlere ineceğim diyor. Dünya hükümetini kurmak için oraya şey yapacağım diyor. Amerika yeni dünya düzeniyle dünyaya hakim olacağım diyor. Yani her ülke bir hedef belirler. Hedefi vardır, emeli vardır, ideali vardır. Rahmetli Muhsin Başkan da söyledi, biz de devamlı söyleriz. Geçmişte de söyledik. Bizim de emelimiz var, bizim de hedefimiz var, bizim de idealimiz var. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, birleşmiş Türk-İslam dünyası hedefimiz var. Bunun adı da Kızıl Elma. Biz de bunu diyoruz mesela, bizim de hedefimiz var. Yani bizim... savunmada değiliz. Hayır, değil. Bizim üzerimize oynanan oyunlar karşısında... savunma yani yapmıyoruz. İşte şu anda yani Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğe dönük projeksiyonlar da var. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü devlet, milli devlet, bu hesaplar onları rahatsız etti. Burada bir baktılar ki milli, İslami hassasiyet olan adamlar da bir araya geliyor. Yani onu korkuttu. Avrupa'yı, emperyalist ülkeleri cidden korkuttu. Arkasından şimdi biz diyoruz ki Amerika ya ne yapacak? Ya kardeşim, arkadaş, hep Amerika çıkıyor altından. Amerika mı? Adamların hedefi bu. Hedefleri olduğuna göre o hedeflere ulaşmak için ne yapmak lazım? Adım adım o hedeflere gidecek projeler hazırlamak lazım. Gitmek lazım. Onu yapıyor adamlar. Bizim de güçlü olmamız lazım. Hedefimiz var bizim de. Biz bir zamanlar üniversite öğrencisiyken Ankara'da işte Turan derdik. Turancılıktan bahsederdik. Türk-İslam ülküsünden bahsederdik. Asya'daki Türklerden bahsederdik. Ya bunlar işte faşist. Türk mü kaldı? Asya'da ne Türk'ünden bahsediyor? Bunlar atlara binecekler, oralara gidecekler falan derlerdi, alay ederlerdi. Bağımsızlığını ilan ettiler orada. Kazakistan, Azerbaycan, bir sürü, beş tane Türk devleti var orada. Nur Sultan Nazarbayev bizim geçmişte söylediklerimiz aynen söylüyor. Dilde, fikirde, işte birlik diyor. İsmail Gaspıralı'nın sözünü söylüyor. Biz de geçmişte onu söylerdik. Ne farkı var? Şimdi orada Türklerin varlığını gördüler. Biz bir zamanlar bunları söylerken adımız faşist oluyordu yani. Diyeceğim, biz hedeflere ulaşmak için güçlü olmamız lazım. Bizim hinterlandımızda bizi seven milletler, Orta Doğu'da biz seviliriz. İngilizlerin şimdi, onları kışkırtmasına bakma. Birkaç tane aşireti kışkırtarak Osmanlı'ya saldırttılar. Bizim bir kere Araplarla bağımızı kesmek istediler, Türklerle bağımızı kesmek istediler, Kırım Tatarlarıyla bağımızı kesmek istediler, Kafkasya'yla bağımızı kesmek istediler, Balkanlarla bağımızı kesmek istediler. Niye? Onların hedefinde öyle olması lazım. Bizim hedefimize ulaşmak için de onlarla birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Evet. Bunu hep hesap ediyorlar. Şimdi bize. Sayın Keser, yani buraya kadar olan kısım itibariyle söyleyeyim. Hiç kimsenin de itiraz etme hakkı yoktur. Kimse de etmez zaten. Yani herkes bu toprağın evladı. Ama gelinen noktada şöyle bir kaygı var. İşte bu rejim, Cumhurbaşkanlığı rejimi, sistemi diyelim, rejimi demeyelim de sistemi diyelim şimdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet yani sistemi. Adam, tek adamlık rejimine doğru Türkiye'yi götürür. Yani bir cumhurbaşkanının iki dudağın arasında olan bir ülkenin geleceği, istikbali olur.
Bunun da sakıncalarına vurgu. Bunu Millet İttifakı'nın şeyleri yapıyor. Adayları, işte Sayın İnce'den Mersin'deki adaylara kadar böyle bir söylemleri var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir endişe, haklı bir endişe midir? Yoksa yani siyaseten mi söyleniyor? Ya şimdi ortada, her şey ortada şimdi. Cumhurbaşkanı, hatta ben belki de Cumhurbaşkanı olsam bundan söyleminden dolayı tahrik olurum. Biraz ben sert mizaçlıyım yani. Biraz tuttuğunu koparım. Bana hakikaten arkadaşlar derler yani ipiriye yorganı yakarım. Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam belki de ben derim ya öyle mi diktatörlük? Bak bakın diktatörlük nasıl oluyor derim. Onların sessiz soluğu kalmaz. Böyle bir diktatörlük olur mu? Ya istediğin gibi konuşuyorsun. Ama bazı yerlerde neymiş biraz fazla konuşuyorum. Bazı ekranda görüyorum. Ya kardeşim o zaman iktidarın her devirde Türkiye'de kesinlikle daha önceki iktidarlarda diktatörlük vardı. Bir kere Cumhurbaşkanı istediğini hükmediyordu, yaptırıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanımız istediğini yaptırıyor mu, söylüyor mu? Nerede? Mesela şu anda her istediklerini söylüyorlar. Rahat rahat Cumhurbaşkanı ile ilgili söylüyorlar. Allah için bir diktatör öyle kendisiyle ilgili aleyhte bir şey olacak. Mümkün mü yani? Yapması da mümkün değil. Yapıldığı zaman da adam kaybolur, gider. Öyle bir şey yok. Bir ikincisi Cumhurbaşkanımız İslami hassasiyeti olan bir kişidir. En azından İslami duruşuyla, İslam hassasiyetinden dolayı o haksızlık, adaletsizlik içerisinde kendisini zaten göremez. Ama cevap verme durumunda kalıyor. Ağır ağır sözler, hakaretler söyleniyor. Onlara cevap verme durumunda kaldığı zaman sırf onun cevaplarını gösteriyorlar. O muhalefet kendi söylediklerini göstermiyorlar. Evet. Karşılıklı göstersinler. Desinler ki şunu Muharrem İnce söyledi, şunu Meral Akşener söyledi, şunu da Tayyip Erdoğan söyledi. Öyle söylesinler. Millet mukayese etsin. Onu hiç söylemiyor. Veriyor işte şöyle yapıyor böyle. Ya kardeşim sen ne demişsin? Bir de sen kendine bak. Sen ne demişsin? Nasıl hakaretler yapmışsın? Onlar hiç göstermiyorlar. Tek taraflı zaten bizim kurtuluşumuz şundan olacak. Bir kere parti takım tutar gibi parti tutmak da kötüye götürüyor insanlar. Fanatik. Şu anda Allah için hizmetse hizmet hata olabilir kardeşim. İlle bir hata gördüğümde %99 yapılan güzel şeyi reddet yani. Bir tane hatandan onlar reddedilir mi? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ha insan hatalıdır. Veyahut da hatalı kararlar almış olur. Doğru bilinir. Doğru yaptığım sanılır ama hatalı karar almıştır. Olabilir. Onlar düzeltilebilir. Ama düzeltilmeyecek şeye giriyoruz şu anda arkadaşlar. Öyle bir hatada ki bu muhalefet partileri beka meselesine falan inanmıyorlar, basitleştiriyorlar. Ya kardeşim senin üzerinde oyunlar oynanıyor. Gördünüz mü? Varis. Bak. Ne oyunu oynuyor mesela? Mesela Afrin'de. Afrin'e girdik. Afrin'e girilmesin diyenler çıktı. Biz de Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destinci, Sayın Cumhurbaşkanım Afrin'e girilmesi lazım. Türkiye'nin bekası için girilmesi lazım. Alper Ener arkanda dedi. Biz bunun şuurundayız. Girildi Afrin'e. İşte ne oldu? Girildik ve orada bir şey kazandık. Mevki kazandık. O mevki ileriye dönük mevkide de anlamı olacak bir mevki. Tamam mı? Girilmeseydik kaybettiydik. Kesinlikle Fırat'ın doğusu batısı diye bir şey düşünülmezdi, konuşulmazdı. Membiç diye bir şey konuşulmazdı. Olacak iş mi? Ne oldu? Afrin'e girdik. PKK'nın devamı, yani Güneydoğu Anadolu'muzda Kürt devleti kurmak isteyen PKK'nın YPG, PYD gibi orada devamı var. Aynı. Farkı 5000 tır dolusu oraya gelişmiş silah gönderdi Amerika. Bir tane Avrupa ülkesinin, hiçbir emperyalist ülkenin sesi çıktı mı? Yok. Hepsi aynı bak, bir fikirde birleşiyorlar. Yani bunu insanlarımızın anlaması lazım. Ha, Türkiye üzerinde oyun oynanıyor. Biz Cumhurbaşkanımıza niye sahip çıkıyoruz? Partiden dolayı, AK Parti'nin genel başkanı olduğu için falan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kardeşim. Yabancılar da onu hedef alırken devleti hedef alıyorlar. Parti falan değil. Parti umurlarında değil. Devleti hedef alıyorlar. Biz de diyoruz ki size diyoruz Cumhurbaşkanımızı yedirmeyeceğiz diyoruz. Onun için yanında duruyoruz yani. Bundan önemli şey var evet. Mı? Şimdi tabii beka sorunu. Aslında bakarsanız yani bu topraklarda eksik olmayan deme verim. Yani bir beka sorunu vardır. Var. Eskiden, yıllardır. Neden var? Yaşanır. Bazıları da Kemal evet. Bey affedersiniz. Beka sorunu evet yıllardan beri var. Az çok var yani. Ama
emperyalist ülkelerin emelleri bitmez, bitmiyor. İşte hedeflerine gitmek için bu devam ettirecekler. Yani o zaman da bizim beka sorunumuz devamlı var. Ne yapacağız? Güçlü olacağız. Evet. Bir kere Allah için, yani partiden dolayı, yani doğruya doğru. Avrupa'da adam oy veriyor. Verdikten sonra hiç icraat yok, bir çalışma yok, yatırım yok. İnsanların refahıyla ilgili bir çalışma yok. Oyunu değiştiriyor adam. Ama Allah için ya, şurada hizmetlere, mesela ben Mersin'de yatırımlara bakıyorum. Mersin'de bazı vilayetleri kıskandırdı, onu bil Kemal evet. Bey. Oraya geleceğim. Şimdi siz tabii deneyimli bir siyaset adamısınız. Hani derler ya, çekirdekten yetme bu işlerde. Evet. Herkes, yani günümüzde böyle insan bulmak da çok zor. Evet. Yani bunun zaman zaman bedelini de ödemiş bir isimsiniz. Şimdi gelinen noktada bir milletvekili nasıl olması gerekiyor? Yani çeşitli milletvekili profilleri var. Ben bazılarını görüyorum. Seçimde geliyor. İşte biz de konuşuyoruz da bir öteki seçime kadar görmüyoruz. Yani ne yapar, ne eder? Yani vekil zaten benim vekilim. Yani onu biz vekil tayin ettik. Ama vekil bizi görmez. Tepeden bakar. Ondan sonra bir daha seçimde bir daha gelir. Bir daha bizden vekillik ister. Bazen verirler, bazen vermezler tabii vatandaşlar. Şimdi gelinen noktada, yani siz de tabii bir milletvekili adayısınız. Ben buradan Klas Radyo ve Yörük FM için tekrarlayayım. Sayın Ali Keser, efendim, televizyon programı konuğum. Sayın Ali Keser, Büyük Birlik Partisi mensubu, genel başkan yardımcısı ve AK Parti Mersin milletvekili adayı. Gerçekten de dolu dolu bir siyaset adamı. Tebrik ediyoruz. Tabii kolay değil. Teşekkür ederim. Yani konulara hakim olmak. Şimdi milletvekilliği profiliyle ilgili sorun vardı. Şimdi, nasıl olması gerekiyor? Size göre bir milletvekili nasıl olması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Kemal Bey, buyurun. Zaten şu sorunuz da çok güzel soru. Hakikaten iyi sorular tespit ediyorsunuz. Yani en azından milletimizin aydınlanması tabii, ve ilerleme. Amacımız yani, efendim. Evet. Şimdi bu milletvekilliği icraatları, yani şahıslara göre yapılan icraatları o kişinin karakteriyle ilgilidir. Yapısıyla ilgilidir. Benim yapım tez canlı, cevval, hemen iş olsun. Bir iş mesela geldi, onu sonuna kadar koştururum. Hiç yani yavaş, ağır yok bende. Ben işte eskiden köy derdik oralara, Karayakup, Sarıkava falan, oralara köy derdik. Şimdi mahalle olmuş. Şimdi oralara bilhassa sık gittiğim için oralardan misal verdim. Gidiyorum, sizin dediğinizi diyorlar. Diyorlar ki ya 5 senede bir geliyorlar. İşte gene arkadaş, ben onlara benzetmeyin diyorum. Ben vallahi alınıyorum diyorum yani. Çünkü benim yapım, karakterim, ben şimdi bir seçin de beni diyorum. Milletvekilliği nasıl yapılırmış görün diyorum. Şöyle diyor, merak, ben biraz da şimdi burada 20 kişi varsa 10 kişi de o kenarlarda oturuyorlar. Yavaş 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 masanın kenarına gelmeye başlıyorlar. Orada diyorum, arkadaş bu insanın yapısıyla ilgilidir. İnsan idealistse, insan vatan millet sevdalıysa, devletin bekasını düşünen bir insansa, üniter yapının korunması için mücadele eden bir insansa, kesinlikle vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden bir insansa, o milletin ferdinin meselesine eğilir kardeşim. Kendi milletinin o meseleyi kendi meselesi gibi görür, eğilir. Ben şimdi genel başkan yardımcısıyım, benim böyle masam var. Masamın üzerinde notlar var, küçük küçük pusulacıklar. Cebime yazmam ben. Cebime her zaman bakamam diye. O notlar dilek isteklerdir. Adaletsizliğe uğramış, haksızlığa uğramış adam bir sıkıntıya düşmüş. Onları alırım. Yapabileceklerimi gözden geçireyim tek tek. Hallettiğimi kendisine bildiririm, yırtarım. Halledemediğimi de derim ki kusura bakma bu olmuyor derim. Böyle böyle bir durum var derim. Yani kesinlikle bir işi bırakmam. Onun için de şunu söyleyeyim. Ben milletvekili seçiliyim. Allah nasip etsin. Milletimiz oyunu versin, beni seçsin. O tek tek dolaşacağım yerlerde, bunların bizim köylümüz, yörüğümüz, Türkmenimiz kanaatkardır. Gidersin, ne istiyor dersin. Kendisi için nadiren çocuğu okul bitirmiştir, onu bir yere yerleştirme, o tip şeyler söylüyor. Yoksa köyüyle, mahallesiyle ilgili, ya yoluyla ilgili, ya suyuyla ilgili, ya bilmem nesiyle ilgili bir şey ister. Veyahut da gençlerin spor sahasıyla ilgili, yani toplumsal şeylerle ilgili bir şey ister.
Nefsiyle ilgili bir şey istemez. Bunlar da bizim de vazifemiz, devletin de vazifesi kardeşim. Ben bunun peşine de bırakmam, giderim. Eğer oradaki gençler benim spor saham olsun diyorsa o spor sahasını oraya yaptırırım. Niye yaptırırım biliyor musunuz? Geçen gün MUT'a gittim. Yani hakikaten hala duygulanıyorum. MUT'ta geziyoruz. İnsanlarla gene parkta da insanlarla oturuyor, dinleniyor insanlar. O zaman Ramazan'dı. Tek tek tokalaşıyorum. Bir tanesi arkamdan geldi. Sayın vekilim dedi. Ben hiç ses çıkartmayacaktım fakat sizin samimiyetinizi gördüm. Tokalaşmanızdan bile ben hoşnut oldum dedi. Ağlıyorum ama. Benim derdime çare bulun dedi. Ne kardeşim buyur. Oturdum yanına. Benim çocuğum uyuşturucu kurbanı dedi. Uyuşturucu müptelası. Bu Allah bunu kurtarsın. Nasıl kurtarsa kurtarsın. Bana yardım edin. Çocuğu hakikaten içerideymiş. Orada bile şey yapmıyormuş. Rahatsız oluyor adam. Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Şimdi biz gençleri spor, gençler spor sahası istiyor ya. Hele bizim köyümüzdeki, mahallemizdeki gençler. Evet. Seve seve yapmamız lazım bunları. Evet. O uyuşturucu müptelası mı olsun, spora evet. kendisini versin, kötü şeylerden uzak mı dursun? Şimdi tabii burada hemen altını çizmem gereken bir husus var. Özellikle bu son dönemde, yani 15 Temmuz sonrası devlet gerçekten devlet gibi oldu. İki konu hakkında ben yani altına imzamı atarım. Terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele. Ya bu Mersin'de özellikle ki zaten Mersin Emniyeti birinci seçildi. Yani istatistikler bağlamında. Yani o yüzden evet münferit var tabii ki uyuşturucu bağımlıları. Hani herkes zannetmesin yanlış algı oluşmasın diye bunun altını çiziyorum. Gerçekten bu konuda emniyetin çok büyük başarıları var. Şimdi efendim biz Ali abi şimdi biz olası senaryolar üzerine konuşuyoruz. Şimdi hep AK Parti'nin iktidarı, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı üzerine yorumlar, tahliller yapıyoruz. Ama tabii ki siyasette her zaman iki kere iki dört yapmıyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Farklı bir senaryo ortaya çıkarsa Türkiye'de ne olur? Diyelim ki AK Parti başaramadı, muhalefete düştü. Millet İttifakı iktidara geldi. Nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalırız? Buyurun efendim. Biraz zor mu oldu? Vallahi zor falan değil de şimdi aklıma bile getirmek istemediğim bir şey. Farklı, şimdi neden biliyor musun? Farklı senaryolar üzerinde konuşmak İşte o zaman Allah bu millete acısın. Öyle mi diyelim? Vallahi billahi o zaman beş benzemez ne olacak biliyor musun? Evet. Hiçbir şeyde anlaşamayacaklar. Biz yine üç tane parti azamı müştereklerde biriz. Vatanın birliğinde, devletin birliğinde, milletin birliğinde, bayrağın birliğinde hep azami müştereklerde biriz. Üç tane parti, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi. Milli İslami hassasiyeti olan ve azami müştereklerde bir olan üç tane parti. Gayet normal. Beraber olması, beraber hedefe yürümesi normal. Peki öbür bir ideolojik benzerlik de var arada. Var yani. Tabii, var tabii. Var Millet Parti şeyine bakıyorum, ittifakına. İdeolojik benzerlikte de tam biraz zıt kutuplar da var. Bize Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Hayır şimdi söyleyeyim. Saadet Partisi de onlara mı benziyor? Siyaseten mi yapıyor? Nasıl ediyor? Yok Demirtaş çıksın, yok HDP ile bir araya geliriz falan filan. O da şaşırdı. O da bir tuhaf. O hiç beni yakıştıramıyor. Bunlarla iyi aramız iyiydi biz. İyi tabii bu arada dostluklarımız cevap, var. Cevap hakkı doğuyor. Doğsun millet, doğsun. Yani o, bu bağlamda yayınımıza efendim işte telefonla katılarak ve de bilahare stüdyoya gelerek ya ben şunu da görüyorum. Ama şu var. Lütfen. Siz söyledin. Ben Saadet Partileri çok severiz biz. Niye? Evet. Hassas insanlar beraber aynı en azından azam müştereklerimiz bir olacaklardan biri falan diye gördük. Fakat Türkiye'nin bölünmesi için mücadele eden terörün destekçisi olan PKK'nın partisi olan HDP ile kol kola olabilmek bilmem ne yapmak Demirtaş'ın mesela ya 53 kişinin katil ne şey yaptı emretti ya evet, adam ya. Olacak iddia, iş mi yani? Tabii iddia. Böyle bir iddia var. Amaç sokağa davet etti. Böyle bir iddia var. Yargı kararlarıyla tespit olmadığı sürece buradan bunu şey yapamıyoruz. Şimdi şu var. O sokağa davet etti mi? Netice ne düşünülür? Biz de illa o yaptı demiyoruz ama öyle sen sokağa davet ettiğin zaman insanlar ne düşünülür? Evet. Düşünecek yani bununla ilgili, bununla ilgili bir mahkeme olmadığı için de bir şey diyemiyoruz. Şunu söyleyeyim. Evet. İşte o ittifak ve yandım Allah yani ne derler yandım keten halim bir şey derler yani. Evet.
Yandı gülüm keten elva. Ha. Yandı gülüm keten elva. Yani ne olduğu belli olmaz. Şimdi CHP ülkücü olduğunu söyleyen ama içerisinde komünistleri barındıran İYİ Parti. Arkasından Saadet Partisi. Demokrat arkasından Parti. Demokrat Parti. Ya inan hiçbir anlaşmaları mümkün değil. Ne yapacaklar peki, bunlar? O da belirsiz yani. Peki bir milletvekili adayı millet bunu de. Görmüyor ama millet bunu görerekten oyunu ona göre verecektir. Şimdi, evet. Milletvekili adayı değil de bir siyaset bilimci olarak sorayım size. Yani evet. Öyle görün kendinizi. Evet. Siyaset bilimci. Şimdi diyelim ki bir yerden Sayın Erdoğan. Zaten o belli. Diğer yerden de Sayın İnce çıktı. Sağ seçmen ne yapar? Yani siyasi parti ayrımı ortadan kalkar mı? İki tane aday var. Biri Sayın Muharrem İnce, diğeri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin de %75 oranında bir sağ seçmeni var. Nereye doğru eğrilir? Yani, buyurun. Ben valla onu biz bir kere şunu söyleyeyim. Kesinlikle birinci turda iş bitti. Birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde vermemden bir sakınca var mı? Yok verebilirsiniz canım, sorun değil. Bir kere %55'in altına düşmez. Yani. Birinci turda seçilir Cumhurbaşkanımız. Yani öyle Muharrem İnce'nin diyelim ki CHP'nin bütün oylarını aldı. 25'i aldı. 10'da HDP'den aldı. 35. Gerisini nereden alacak? Evet. Şimdi efendim tabii bu... Yani böyle bir şey yok ama yani. Ama şimdi bu seçimler onlar de... Yani, bu seçimler de... Siyasetçilerin öyle uğraşacağı şey evet, değil. Bugüne kadar yani sonucu çok merak edilen ve ciddi belirsizlikler olan bir seçime doğru gidiyor ama çok az bir zaman kaldı. Şimdi efendim yatırımlar bağlamında. Siz Büyük Birlik Partisi olarak AK Parti'nin gerek Türkiye ölçeğinde gerekse Mersin ölçeğinde hizmetlerini beğeniyor musunuz? Sizi tabii sahayı gezdiniz. Ne gördünüz Mersin'de efendim? Buyurun. Sayın Elvan, tabii Sayın Elvan da son dönemde özellikle işte bakanlık bağlamında, Kalkınma Bakanlığı noktasında yani sonuca giden çalışmalar olduğunu biz de fark ediyoruz. Buyurun. Vallahi, onu da bir değerlendirin. O da birinci sıra adayınız çünkü. Ben şunu söyleyeyim. Sayın Lütfi Elvan'ı, Sayın Bakanımızı tanımaktan çok memnun oldum ben. Eskiden gıyaben biliriz tanız fakat burada şahsen tanışaraktan ve çalışmalarını görerekten baktım. Hakikaten kendisini ülkeye adamış bir de ikincisi Mersin'e adamış bir kişi gördüm. Şu anda tebrik ediyorum. Allah razı olsun ondan. Yani hiç şey yok. Samimi olarak. Diyor ki ben diyor Mersin'i diyor turizm şehri yapacağım. Bunun altyapısını oluşturuyorum. Türkiye'de parmakla gösterilen turizm şehri olacak Mersin'e. Kafaya takmış. Ve yapılan şeylere, yatırımlara bakıyorum. Hakikaten yani akla ziyan yani zaten ben size biraz önce söyledim. Başka vilayetler Mersin'i kıskanıyor. Bana Ankara'da bir Kayseriler bile kıskanıyor. Hesap et yani. Dediler ki ya bu Mersin'in özelliği nedir dediler. Bütün yatırımlar oraya gidiyor. Her şey oraya gidiyor. Ben de dedim ki ya arkadaş yani turizm şehri dedim. Yok ya dediler turizm şehri olmayan nesi var Mersin'in ki ne yapılacak. Ben geçmişten biliyorum o yolları. Benim 5 saatte 6 saatte gittiğim yolları eskiden ben biliyorum 20-30 sene önceki yolları. Evet. Şimdi 1,5 saatte 2 saatte gidiyoruz. Uzak yakın olmuş mesela. Ve şu şeyi havaalanı mesela. Havaalanı turizmin gelişmesinde en önemli faktör. Çünkü havaalanında merkez 20 dakika olacak diyorlar. Yani uzak olduğu zaman zaten sıkıntı verir. Öyle yakın olması lazım. Her şeyin planını yapmış. Bir planlamacı. Ve Mersin halkı, vallahi billahi bunu açık açık söylüyorum. Böyle bir kişinin Mersin'de bakan, Mersin milletvekili olmasından dolayı gurur duyması ve en büyük desteği vermesi lazım. Ya gayemiz üzüm yemek değil mi? Bağcı dövmek değil, gayemiz üzüm yemek. Mersin'e yatırım geliyor, hizmet geliyor. Ve şunu söylüyor bakan. Geçen gün ben pek televizyon haberleri falan seyredemiyoruz da bulunduğumuz yerde işsiz kalmayacak diyor Mersin'de diyor. İşsiz kalmayacak kesinlikle diyor. Şu anda diyor 70 bin istihdam diyor tasarlıyoruz 70 bin ama bu ileriye dönük yatırımlar yapıldıkça bu 80, 90, 100 böyle bulacak yatırım geldikçe yatırımlar başladıkça işsizlik oranı gittikçe düşecek ve bunu sıfırlayacağız diyor. Mersin için bulunmaz bir nimet. Mersinleri Sayın Bakan'ın kıymetini bilmesi lazım. Ben yakinen tanıdım, şeref duydum. Hakikaten muazzam bir insan. Böyle mütevazi,
insanlar da anlıyorlar yani. Karşıdaki kişinin doğru bir kişi mi, yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, onu fark etmişler. Çok güveniyorlar. Ben bunu gördüm. Sayın Bakan'a acayip güveniyorlar. Yapar diyorlar. Sayın Bakanımız da öyle bakan gibi davranıyor. Bakan olacak zaten. Allah nasip ederse yine hizmetini devam. Benim görüşüm, fikrim, siyasetçiysem eğer, biraz tahminim, bu kadar başarılı bir kişiyi Cumhurbaşkanımız harcamaz. Kesinlikle bakan yapacaktır. Bakan olacaktır. Ve Mersin'e hizmetleri devam edecektir. Mersin halkının sahip çıkması lazım. Sonuna kadar. Hizmetse hizmet. Buyurun kardeşim. 13 milletvekilinin 13'te AK Parti'den çıkması lazım. Hizmet geliyor kardeşim. Mersin'de her şey var. Hakikaten bir bakıyorum. Şu yazdım ben. Şu, Allah aşkına şunlara bak. Ulaşımda Mersin marka alıyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahil Yolu, Silifke Mutarası 10 Tünel, 10 Viyadük, Çeşmeli Taşucu. Yani 434 tane şey. Yatırım planlanmış. Sağlıkla ilgili 50 tane yatırım projesi var. 50 tane. Hastanesi, okulu, bilmem nesi. Bunlar arkadaş, Mersin'de de biraz durup, ya şimdiye kadar biz böyle bir yatırım falan görmedik kardeşim. Hizmet yapılıyorsa biz de gereğini yapalım demesi lazım. Evet. Şimdi efendim tabii yaklaşık olarak bir saate yakın süredir sohbet ediyoruz ama ben her televizyon programı sonuna doğru, daha doğrusu aradan çekiliyorum. İşte sayın vekilli adaylarımızı vatandaşlarla işte şu kamerada buluşturuyorum. Buyurun efendim, buradan Mersin'e mesajınızı iletiniz. Mersinli kardeşlerime mesajım şu. Bir kere fanatik particilikten kendimizi kurtaralım. Kesinlikle hizmeti görelim ve hizmetin karşılığını verelim. Bir de kapı komşusu, arkadaş, aynı iş yerinde çalışan arkadaşlar, iki gün sonra seçimler bittikten sonra yüz yüze bakacaksınız. Köprüleri atıp birbirinize kötü sözler, köprülere atıldıktan sonra birbirini bir araya gelmeyecek sözleri lütfen söylemeyin. Seçimler gelir geçer. Birinci planda düşüneceğiniz şey birlik beraberliktir. İşte emperyalist güçlere bu birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek, onlara siz bizimle ne kadar uğraşırsanız uğraşın, biz sizin bu istekleriniz karşısında birlik beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayacağız diye dipdiri olduğunuzu gösterin. Bundan sonra da İnşallah seçimlerin ülkemize, vatanımıza, milletimize ve Türk İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için. Evet sayın izleyiciler, İçel TV, Radyo Klas, Yörük FM ortak yayınında AK Parti Mersin Milletvekili adayı, Büyük Birlik Partili tırnak içerisinde Ali Keser'i ağırladık. Ali Keser gerçekten Türk siyasetinde bir bilirkişi olarak önemli bir isim. Mersin milletvekili adayı olması için olması da bir şekilde Mersin siyaseti adına da çok önemli bir kazanım olarak değerlendirilmeli. Önümüzde sayılı günler kaldı. Tabii herkes konuşacak. Demokratik kurallar çerçevesinde gerekirse tepkisini de gösterecek. Ama bir gerçek var ki Sayın Keser'in de altını çizdiği, dostluk ve kardeşlik bağlamında ilişkilerimizi zedelemeyecek bir uslup ile bunlar söylenmeli. Ve bizler de seçimden sonra yine aynı yerdeyiz zaten efendim. Bir şekilde birlikteliğimiz devam edecek. Bu bağlamda herkesi sükunete ve barışçıl söylemlere davet ediyoruz. Efendim işte yine bir seçim 2018 programının sonuna geldik. Yarın farklı bir parti adayıyla da beraber olmak üzere esen kalın. Teşekkür ederim abi.